Burada kayda başlattım. Oraya değil de yoktu işte. Bilmiyorum. Sabah geldiğinde var mı? Neyse, can toplantı olsun. Foğlu'nun tasarım firması olan Copoint Design'dan herkese merhaba. Bugün burada yeni tasarım hakkında bilgi vermek için projenin mimarlarıyla bir aradayız. Copoint Design olarak tasarım dünyasındaki yenilikçi fikirleriyle öne çıkan bir firma olmayı hedefliyoruz. Mimari, iç mimari ve peyzaj mimari gibi farklı alanlarda başarılı projelere imza atmaktayız. Şimdi gelin Copoint Design'ın Tekirdağ projesini kısaca mimarlarından dinleyelim. Projemizin mimarı Sultan Hanım'a söz vermek istiyorum. Proje sürecini kısaca kendisinden dinleyelim. Projemize başlarken ilk olarak müşterimizle tanıştık. Bütün aile bireyleriyle sohbet etme şansımız oldu. Onların isteklerini yine yüz yüze dinleme şansımız oldu. Hepsinin ayrı ayrı çok heyecanı vardı tabii. Hayallerle geliyorlar bize. Biz de bu hayalleri gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Onların heyecanına ortak oluyoruz. Bu süreçte de yine aslında çok heyecanlı ve keyifli, biraz da zor, yer yer zorlanarak da bir süreç geçirdik. Genel olarak müşterimizin istekleri çok netti. Hamamından tutun da işte saunasına, hobi odasına, galeri boşluğuna, üst katlardaki yatma birimlerine kadar her şeyi kafalarında belirleyip gelmişlerdi aslında. Bu da bize çok yardımcı oluyor aslında. Müşterimiz ne istediğini bildiği için onlarla o hayallerine, isteklerine ulaşmak daha hızlı ve kolay oluyor bizim açımızdan. Bu süreçte dediğim gibi yoğun bir program vardı. Hafta hafta aslında müşterimizle toplantı yaparak ilerledik. Projemizden biraz bahsedecek olursam, 3 katlı, 517 metrekare bir villa oldu. Yine modern, klasik müşterimizin istediği bir tarzı. İhtişamlı gözükmesini istiyordu. Çevreden ayırt edilebilen, böyle bu villanın orada fark edilebilir olmasını istiyordu doğal olarak. Biz de bunun üzerine hem planlamalarda hem de cephe tasarımında bu yönde çalıştık. Yine peyzaj tasarımı ve iç mimarisiyle de çok şık bir proje oldu. Zemin katta genel olarak ortak alanlar, salon, mutfak ve misafir odası bulunurken üst katlarda her aile bireyinin yatak odaları bulunuyor. Bodrum katta daha Bodrum katı biz atıl olmaktan çıkararak orada bir hobi odası yaptık, ortak oyun alanı, sauna, hamam gibi Bodrum katı daha çok yaşam alanına çevirmeye çalıştık. Yine hizmet birimlerimiz de var, evet depo, çamaşır odası gibi ama genel olarak orada da tasarımı devam ettirdik. Bu şekilde cephede de geniş açıklıklar, işte oturduğumuzda yemek alanından ve salondan direkt verandayı, havuzu görebileceğimiz, bahçedeki keyifli, renkli alanları deneyimleyebileceğimiz geniş büyük açıklıklar, pencereler tasarladık. Bu daha çok modern bir havaya soktu villamızı. Genel olarak da malzeme seçimlerimizi de yine müşterimizle birlikte karar verdik. Taş, ahşap ve boya, beyaz, gri renkler genel olarak hakim oldu tasarımımızda. Yine bunu peyzaj tasarımımız ve iç mimari tasarımımızda da bu dili devam ettirdik. Hep birlikte bütüncül bir tasarım ortaya koymuş olduk. Burada dediğiniz aslında o bütüncül tasarımı gerçekten çok güzel bir şekilde görmüş olduğumuz bir proje. Yani iç mimarisiyle, peyzajıyla, mimarisiyle dışarıdan arsaya girdiğimizde oradan yürüyüp eve girene kadar bütün dokularda aslında aynı mimar, aynı tarzı hissettiğimizi söyleyebilirim. Ve bu da hem müşteri için hem de mimari dille güzel
mimari dilde güzel bir durum olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Peki bu süreçte müşterimizin istekleri sizleri yordu mu? Zor istekleri, talepleri oldu mu veya sizin ortaya koymuş olduğunuz tasarımda müşteriyi ne düzeyde tatmin ettiğini düşünüyorsunuz? Tabii ki müşterimiz dediğim gibi başından beri çok net istekleri vardı. Biz de onları yapmak için aslında mesela üst katta, birinci katta yatak odalarımızı sığdırmakta biraz zorlandık. İşte hem iç mimarisinde de ona uygun çözümler aramaya çalıştık. Çünkü her kullanıcı kendine özel bir alan tasarlamamızı bekliyor doğal olarak. Orada biraz zorlandığımızı söyleyebilirim. Özellikle birinci katta mekanların sığması biraz zor oldu. Çünkü dediğim gibi galeri boşluğumuz da vardı. Oradan merdivenden çıkıp salona direkt galeri boşluğuna bakabiliyoruz. Ama bu metrekareyi odalarda kullanamamak bizi zorladı evet açıkçası biraz. Onun dışında da genel olarak müşterimizin isteklerine çözüm bulduk. O da çok memnun kaldı projesinden. Biz de çok memnun kaldık. Teşekkürler Sultan Hanım. Şimdi sözü projemizin iç mimarı Ece Hanım'a bırakıyorum. Projede Sultan Hanım projeyi belli bir yere getirdikten sonra ben dahil oluyorum projeye. Ve de müşterimize bir talep formu gönderiyoruz. Bu talep formuyla beraber iç mimari sürecimiz başlamış oluyor. Özellikle bu projemizde müşterimiz biraz daha bize bırakmak istedi tasarımı hani. Proje sürecinde Sultan Hanım'a da, bana da, Şeyma Hanım'a da hep müşterimiz bu işin ehlisisiniz. Siz ne derseniz o olacak şeklinde ilerledik. Bu da bizi aslında çok rahatlattı bir yerde. Çünkü müşterimizin istekleri doğrultusunda kendi prensiplerimizle çok rahat bir şekilde çalıştık. Projeden biraz bahsedecek olursam, ahşap dokularının, mermer dokularının ve seramik dokularının çok yoğun olduğu bir proje. Aslına baktığınızda çok karmaşık bir proje gibi görünüyor ama bu proje yani bu karmaşıklığın kendi içerisinde bir düzeni vardı hep. Zemin katta özellikle salon alanını tasarlarken ben çok keyif aldım. Müşterimizin de istekleri doğrultusunda biraz daha gizli ya da atıl kalan yerleri nasıl kullanabilirizin üzerine gittik. Ve birden fazla depolama alanıyla da müşterimize hem o görüntüyü vermiş olduk hem de aynı zamanda daha da işlevsellik kazandırmış olduk. Salonda kullandığımız yemek alanıyla salonu bağlayan bir şömine vardı. O da aslında bir bütünlük oluşturmuş oldu. Benim en favori mekanım yine de Bodrum katı oldu. Bodrum katı bir hobi odası tasarladık. Ve de içerisinde bilardosunun olduğu, vakit geçirebilecekleri alanların olduğu bir ortam olmuş oldu. Hamamı, saunası, çamaşır odası, ahşap odası gibi mekanlarımız vardı. Birinci katta da yapma birimlerimizde her müşterimizin özel isteklerini aldık burada. Ve de ana konseptimizin dışına çıkmadan müşterimizin isteklerini kendi hayallerindeki istekleri gerçekleştirmeye çalıştık. Sonuç olarak da çok keyifli bir proje oldu. Yeri geldiğinde zorlandık, yeri geldiğinde güldük, keyif aldık. Genel olarak benim mutlu olduğum ve mutlu bitirdiğim bir proje oldu. Teşekkürler Ece Hanım. Peki Ece Hanım, 517 metrekarelik bir projeden bahsediyoruz aslında. Bu projemizin iç mimarisi sizleri yordu mu veya süre içerisinde ne zorluklar yaşadınız böyle projede? Yaklaşık 30 mahalle yakın mahalle sayımız vardı ve tabii ki yeri geldiği zamanlarda yorulduğum yerler oldu. Ancak keyifle yaptığım bir meslek, keyifle yaptığım bir projeye dönüşüyor daha sonrasında. Yorgunluklarda en son çıkan ürünü gördükten sonra yerini sadece keyfe ve sevince bırakıyor. Muhtemelen bu keyfi de zaten müşterimizle beraber yaşamışsınız. Evet, kesinlikle. Çok keyifli bir proje oldu. Umarım müşterimiz de içerisinde huzurla ve keyifle hayatını devam ettirir. Teşekkürler. Projemizin peyzaj tasarımı için sözü Şeyma Hanım'a bırakıyorum. Kendisinden peyzaj tasarımını bir dinleyelim. Şöyle Türker Bey, biz projeye başladığımızda aslında mimarla birlikte başlıyoruz. İlk önce vaziyet planlamasını birlikte yapıyoruz. Sultan Hanım'ın da dediği gibi müşterimizin, ev sahiplerimizin talepleri çok netti. Yolun formuna kadar aslında bana bu doneleri verdiler. O yüzden tasarım kararlarını almamız çok kolay oldu.
Uzun zamandır formal çizgilerle tasarlamış olduğum projenin üzerine burada informal çizgilerle bir tasarım yapmış olmam aslında beni dinlendirdi ve çizgilerin daha rahat hareket etmesini, tasarımın daha bütüncül çıkmasını sağladı. Sultan Hanım da bahsetti. Talepler net olduğu kadar aslında yoğundu da. Bizim vaziyet planlamasında, vaziyet oturumunda yönetmelikler gereği arsanın arka tarafına konumlandırmamız gerekti evi. Bu nedenle tamamen bütün isteklere ön bahçede yer vermem gerekti. Bu süreç beni aslında biraz yordu. Çünkü hem yeşil alan, boşluk bir alan bırakmam gerekiyor. Hem de müşterinin diğer taleplerine yer vermem gerekiyor. Sadece sınır mahremiyeti değil, aynı zamanda da havuzun mahremiyetini de bahçenin kendi içerisinde çözümlemem gerekiyordu. Bu noktada metrajları doğru kurgulamak biraz yorucuydu. Ancak yine de müşterilerimizin tüm isteklerini yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Yani projede havuzun duşundan tutun, barbeküsü, kümesi, bostanı hepsine yer verdiğimiz bir proje oldu. Yine mimariyle bütüncül olarak gerek verandanın ahşap malzemesini dışarıya taşıdık, gerekse ortak malzeme kullanarak taşlara yer verdik. Bu şekilde keyifli bir proje oldu aslında. Hem kış bahçesinin olduğu hem de yazın kullanıma uygun olduğu bir bahçe tasarladık. Teşekkürler Şeyma Hanım. Burada aslında projemizde bütün dallardan mimar arkadaşlarımızla beraber bütüncül tasarımın ne kadar öne çıktığını veya bütüncül bir tasarım yaptığımız zaman projenin müşterimizin istekleriyle ne kadar örtüştüğünü daha iyi görebiliyoruz. Süreç boyunca takım lideri arkadaşlarımızla beraber bütün aşamalarınızı aslında takip ediyor olduk. Sizlerle beraber yorumluyor olduk ki projemizin aslında planından tutalım da iç mimarisinden peyzaj tasarımına kadar süreç boyunca bu yorumlamalarımızla beraber projemizin en iyi nasıl düzeltebiliriz veya en iyi nasıl müşterimize sunabiliriz? Bunları kendi içimizde öncelikle tartışmasını yapmış olduk. Ve muhtemelen bu tartışmalar sonucunda müşterimizin de bu kadar beğendiği ortaya güzel bir proje, bir eser ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. O yüzden her birinize tek tek teşekkür ederim. Co-Point Design olarak yaratıcı tasarımlar ve özgün projelerle tasarım dünyasına yepyeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyoruz. Tasarım özel programımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz de Co-Point Design sayfamızı takip ederek tasarım dünyasındaki yeniliklerden haberdar olabilir ve projelerimizi keşfedebilirsiniz. Yeni tasarımlar ve projelerle görüşmek üzere. Galeri boşluğuna 3 kat gözüm hep yukarı çıkıyor ya. Çıkma kardeş. Çıkma kardeş. Gözüne de aparlanmazsın ya. Gözüne göz deviriyor. Kesinlikle ya. Dün bir tekinde yürürken göz devererek girmişim ya. Co-Point'in storiesinde gördüm kendimi. Yapmamıyorum kardeşim. Neredeydik? Co-Point, şöyle diyeyim, ben şöyle devam edeyim. Co-Point Design olarak yaratıcı tasarımlar ve ne yazıyor? Sesini yükselt. Evet. Hazır mısınız? Ulti açıyorum. Çık 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 çık. Bence güzel oldu. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşça kalın.